Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve afdalus salatu ve etemmut teslim ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Rabbi şirahli sadri ve yessirli emri ve ahlul uqdeten min lisani yefqahu qavli. Allahümme la sahla illa ma cealtahu sahla ve ente tecalul hazna iza şi'te sahla. Pazartesi günleri tasavvuf dersimize İmam Semerkandî'nin Tenbihul Gâfilîn Gâfilleri Uyarma kitabından devam ederken muhterem kardeşlerim, geçen hafta itibariyle tevekkül babını okumuştuk. Bu hafta ise inşallah Bâbul Verâ'i, Verâ babı ki Verâ şüpheli olan şeylerden kaçınmak arkadaşlar. Takva haram olan şeyleri terk etmek. Verâ ise takvadan daha üst. Verâ sahibi, yani şüpheli bir şey varsa ne yapmak, onu terk etmek. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem buyuruyor ki, Allahu Teala şöyle buyuruyor: Abdi, ey kulum, eddi meftarattu aleyke tekun min a'bedin nas. Sana farz kıldığım şeyleri yerine getir ki insanların en abidi olasın. Allah'ım inşallah cümlemizi Allah-u Teala'nın farz kıldığı şeyleri hakkıyla yerine getiren kullardan eyleye. وَانْتَهُ عَمَّا نَهَيْتُكَ تَكُنْ مِنْ اَوْرَعِ النَّاسِ Ve yasaklamış olduğum şeylerden de kaçın ki, uzaklaş ki insanların en veralısı olasın. وَقْنَعْ بِمَا رَزَقْتُكَ تَكُنْ مِنْ اَغْنَ النَّاسِ Sana verdiğim rızka da ne vermişsem ona da kanaatkar ol, böylece insanların en zengini olmuş olursun diyor. Allah-u Teala, İbn-i Mace'de geçmiş arkadaşlar bu hadis-i şerif. Fudayl ibn-i İyad rahimahullahu teala, Hazreti Fudayl ibn-i İyad demiş ki, خَمْسَ مِنْ عَلَامَةِ سَعَادَةِ Beş şey, bir kişinin mutluluğunun dünyada saadete kavuştuğunun alameti. El-yakînu fil-kalbi, birincisi yakîn bir şekilde imani konulara şek şüphe duymadan Allah-u Teala'ya inanma. Vel-verâ'u fil-dîni, dini konularda da ne yapmak? Verâ sahibi olmak. Yani ya şurada bir mesele var işte, şüpheli, şurada da bir mesele var, helal mı haram mı belli değil. Verâ sahibi kişi ne yapar? O şüpheli olan şeyleri terk eder ya. وَالزُّهْدُ فِي الدُّنْيَا Üçüncüsü, dünyanın sevgisini gönlüne koymamak. وَالْحَيَاءُ فِي الْعَيْنَيْنِ Gözlerde, gözlerin haya sahibi olması. Müslümanların avretlerine, haram yerlerine, hanımlarına, kızlarına, ayıplarına araştırmaya bakmaması. Gözleri haramdan korumak. وَالْخَشْيَةُ فِي الْبَدَنِ Bedende de ne yapmak? Allah-u Teala'dan korkmak ya. Elle ilgili bir mesele olduğu zaman Allah'tan korkmak. Ayakla ilgili bir mesele olduğu zaman Allah-u Teala'dan korkmak. Yani ele Allah'ın helal kıldığı şeylere kullanmak. Allah-u Teala'nın haram kıldığı şeylerden de ayağını yapmak. Bütün bedeni muhafaza etmek. وَقَمْسُ مِنْ حَلَوَاتِ شَقَابَةِ Beş şey de kişinin dünyada bedbahtlığına, yani mutsuzluğunun alametidir. Birincisi الْقَسْوَةُ مِنَ الْقَلْبِ Kalpte katılık ya. Ya adamın kalbi öyle katılaşmış ki, yani bir Müslümanın başına bir sıkıntı gelmiş veya bir Müslüman ölmüş veya bir Müslüman şehit ediliyor. Yani sokakta bir it mi ölmüş, hiç umurunda değil ya. Böylece kalbi katılaşmış ya. وَالْجُمُودِ فِي الْعَيْنَيْنِ Gözler de aynı şekilde katılaşmış. Hiç ne Allah korkusundan, ne şundan, ne bundan, hiçbir şeyden ağlamıyor. Hiçbir şey ürpertmiyor adamı. وَقِلَّتُ الْحَيَا Hayasının az olması. وَالرَّغْبَةُ فِي الدُّنْيَا Dünyaya rağbetinin çoğu olması. Bugün bir tane acabimizden görüşüyor. O diyor ki, ya işte hocam, yani bir dervişin, bir Müslümanın, yani en azından bura olur, başka bir yer olur arkadaşlar, haftada bir sefer gidip sohbete katılması, zikre katılması, derse katılması gerekir ya. Cumanın haricinde ya. Ya hocam işte yetişemiyor, gece birde çıkıyor, bilmem ne oluyor. Dedim ya, yarın sen öldüğün zaman bu işi kim bitirecek ya? Bu iş ne olacak yani yarın sen ölürsen? Ya hepimizin başına gelecek arkadaşlar.
Ama bir Müslüman kendisine haftada bir gün de olsa, hele hele bir derviş kendisini iki gün yani ayarlaması gerekir. Ben gidip arkadaş sohbete, zikre katılacağım yani. Ya dünyanın işi ne? Beş gün sizin olsun arkadaşlar ya. Beş gün oturun hanımınızla çayınızı için, tatlınızı yiyin, yemeğinizi yiyin. İki günde kendinizi derse, sohbete, zikre ayarlayın ya. Veya haftada bir Müslümansa, bir Müslüman kişi ne yapması? Haftada bir sefer gitmesi gerekir. Beşincisi, vatulul emel. Uzun emel sahibi olması. Yani yarın şunu alacağım, öbür gün şunu satacağım, daha öbür gün olan emendireceğim, şöyle edeceğim, böyle edeceğim. Hep uzun emel peşinde ya. Hiç ölüm aklına gelmiyor ya. Hiç ölüm aklına gelmiyor. Hazreti Ömer Efendimiz demiş ki, An Ömer İbn-i Khattab radıyallahu teala anhu ennehu kal, kunna neda'u tis'ate aşarim minel halali mekafete en neka fiş şubheti ev fil aravami. Hazreti Ömer Efendimiz diyor ki, şüpheli bir şeye düşeriz diye veyahut da haram bir şeye düşeriz diye helal olan şeylerin onda dokuzunu terk ediyoruz diyor arkadaşlar. Helal olan şeylerin bir koku geldi mesela veya bir şüphe var zerre kadar, ne yapıyor? Onu hemen terk ediyor. Ya terk edek bunu ya. Hikmet ehli bir zat demiş ki, قال بعض الحكماء أمر الدنيا كلها عجب ولكنني أعجب من ابن آدم المغرور في خمسة أشياء. Yani şu dünyanın işleri her hepsi garip, acayip bir şey yani. İnsanı hayrete düşüren şey ya. Fakat diyor, şu insanoğlunda da şu mağrur olması, beş yerde mağrur olması ne acayip bir şey ya. Dünyanın işlerinin her hepsi acayip, hayrete düşürücü. Fakat insanoğlunda da şu beş yerde mağrur olması ne acayip bir şey. اَتَعَجَّبُ مِنْ صَاحِبِ فُضُولِ الدُّنْيَا كَيْفَ لَا يُقَدِّمُ فُضُولَهُ لِيَوْمِ فَقْرِهِ وَحَاجَتِهِ اِلَيْهِ. Yani ihtiyacından fazla. Yani zengin bir adamın kişiye hayrete düşüyorum diyor. Malı topluyor. Halbuki yarın mahşer gününde fakir olacak, fakir. Hiçbir şey olmayacak. O gün için, Allah için hiçbir şey vermiyor yani. Halbuki asıl orada ihtiyacı var yani. Ne malı olacak, ne mülkü olacak, ne şerefi olacak, elbisesi bile olmayacak. Çırılçıplak olacak. O gün için diyor, bir şey vermeyen zengin mal mülk sahibi insana çok şaşırdım diyor. اَتَعَجَّبُ مِنْ لِسَانٍ نَاطِقٍ. Adamın şu konuşan dile şaşarım ki diyor. كَيْفَ يُطَاوِعُ نَفْسَهُ وَيَفْتُرُ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ تَعَالَى عَنْ تِلَاوَةِ الْقُرْآنِ. Nefsi konularla saatlerce konuşuyor yani. Alıyor, satıyor, gülüyor, lak lakı, şak şakı, şaka, ne varsa. Fakat diyor, bu dili, konuşan dili Allah için ne Allah'ın kelamını öğrenmeye kullanıyor, ne de diyor Allah'ın zikrine kullanıyor. Bu insana da şaşarım diyor. Üçüncüsü ve sâlisu, اَتَعَجَّمُ مِنْ صَحِيْهٍ فَارِغٌ اِذَا رَأَيْتُهُ مُفْتَرًا أَبَدًا كَيْفَ لَا يَصُومُ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ثَلَاثَةَ اَيَّامًا وَنَحْوَهُ وَكَيْفَ لَا يَتَفَكَّرُ فِي عَاقِبَةِ صَوْمِ اِذَا اسْتَقْبَلَهُ. Şu insana da, sahih insan, sıhhatli insana da şaşarım ki diyor. Ya Ramazan'ın haricinden başka hiçbir zaman oruç tutmaz. Halbuki pazartesi günleri var, perşembe günleri var. Ondan sonra her aydan 3 gün oruç var. Eyyamül Bid dediğimiz. Halbuki diyor, o oruç diyor, onu vardığı zaman, karşıladığı zaman düşeceği hayrete şaşarım diyor. Halbuki oruç onu karşılayacak orada yani. Kabirde bile ben karşılayacak. Ama Ramazan'dan başka oruç tutmayan insana da şaşarım diyor. Ve dördüncüsü diyor, اَتَعَجَّمُ مَنِ الَّذ۪ي يُمَهِّدُ فِرَاشَهُ وَيَنَامُ اِلَى الصُّبْحِ كَيْفَ لَا يَتَفَكَّرُ ف۪ي فَضْلِ صَلَاتِ رَكَعْتَانِ فِي اللَّيْلِ فَيَقُومُ سَاعَةٌ مِنَ اللَّيْلِ. Yatağını açıp da diyor, rahat bir şekilde yatan insana da şaşarım ki, gece kalkıp iki rekat namaz kılmaz, iki rekat teheccüd namazı kılmaz. Halbuki diyor, o ne yapak namaz kendisini orada karşılayacak ya. Beşincisi, اَتَعَجَّبُ مَنِ الَّذ۪ي يَجْتَرِعُ عَلَى اللّٰهُ وَيَرْتَكِبُ مَا نَهَاهُ عَنْهُ وَهُوَ يَعْلَمُ اَنَّهُ يُعْرِضُ عَلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.
فكيف لا يتفكر في عاقبة أمره لينزجر عنه. Şu insana da şaşarım ki diyor, kendi kendine cesaret eder, Allah'tan korkmaz, Allah'ın haram dediği şeyleri yapar ve emretmiş olduğu şeylere de yapmaz, onları da yapmaz. Halbuki diyor Allah-u Teala bunların her hepsini yarın yüzüne vuracak, yani bak sen böyle 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 yaptın diye her hepsini meydana çıkaracak diyor. Bu insana da diyor ne yaparım diyor, şaşarım diyor. Abdullah İbn Mübarek demiş ki arkadaşlar rahimahullahu teala, terku felesin min haramin aftalu min mi'ati elfi felesin yutasaddaku biha. Bir diyor kuruş, bir kuruş haramı terk etmek yüz binlerce sadaka vermekten daha eftaldır diyor. Bir kuruşluk haramı terk etmek yüz binlerce Allah için sadaka vermekten daha eftaldır. Yine mübarek bir gün ennehu kâne bişşâmi yektubul hadis. Yani büyükler, Allah'ım o büyüklerin ahlakını cümlemize nasip eyle arkadaşlar. O mübarek Abdullah İbni Mübarek bir gün hadis-i şerif yazıyormuş. Fenkesara kalemahu. Kalemi kırılmış mübareğin yazdığı yerde. Festeara kalemi. Başka birinden öndüş bir kalem almış. Felemma felaga minel kitabeti nesiye fecaalel kaleme fi maklemetihi. Yazması bittikten sonra mübarek kalemi kendi kalemliğinde unutmuş ya. Yani geri iade etmeyi unutmuş. فَلَمَّا رَجَعَ اِلَى مَرْوِي وَرَعَ الْقَلَمَ. Mübarek dönüyor. O yazdığı yerden dönüyor yani. Şam'dan yani. Memleketine döndüğü zaman, Merv denen yere memleketine döndüğü zaman bakıyor ki o adamın kalemi orada kendinde kalmış. Ne yapıyor arkadaşlar biliyor musunuz? فَتَجَهَّزَ لِلْخُرُوجِ اِلَى الشَّامِ لِرَدِّ الْقَلَمِ. Kalemi döndürmek için tekrar yolculuğa hazırlanıyor. Diyor ki bu kalem sahibine gitme. Ya bizde olsa ne olur ki ya, yek gitsin, alak gitsin, içek gitsin. Sahibi görüyor mu ki? Sonra helallik alırık ya. Allah'ım bu ahlakı cümlemize nasip eyle arkadaşlar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuş ki el-helalu beyyinun ve'l-haramu beyyinun. Helallar da apaçık meydanda, haramlar da apaçık meydanda. Ve beynehuma umurun müştebihatun la ya'lemuhu kesirun minennâs. Helallarla haramın arasında ince bir çizgi var. O şüpheli çizgisi. Fakat insanların onu çoğu bilmez ya. فَمَنْ اِتَّقَ الشُّبُهَاتْ فَقَدْ اِسْتَبْرَعَ لِد۪ينِهِ وَاِرْضِهِ. Kim ne diyor? İşte şüpheli şeylerden sakınırsa, mesela alimler çıkmışlar. Ne diyorlar? Şu zamanda bazı alimler ya sigara haram. Bazıları diyor ki yani şüpheli yani mekruh. Rahmetli şeyhim de öyle derdi. Haram diyemezdik oğlum, mekruh derdi. Burada bir şüphe var. O zaman da yapması gerekir. Bir Müslümanın dinini ve ırzını koruması için bu şüpheli şeyden sakınması gerekir. Derviş adam hele ağzını almaması gerekir. Ya bırak sakınmayı ben, derviş adamın ağzında olmaz. Yani sigara, dervişte sigara mı içer derviş adam ya? Allah içen kardeşlerimize soğukluğunu versin arkadaşlar. Ama bir yerden Bismillah deyip başlamaları gerekir yani. Ne zamana kadar? Ya sonra bırakırım, sonra bırakırım, sonra bırakırım. O her içtiği sigaradan hesaba çekilecek ya. Her rahatsız ettiği sigara içip de her rahatsız ettiği insanın kul hakkına girmiş oluyor. وَمَنْ وَقَعْ فِي الشُّبْهَاتِ وَقَعْ فِي الْحَرَامِ. Şüpheleri işliye işliye insan ne olur diyor? Harama düşmeye yakınlaşır diyor. كَالْرَاعِ الَّذ۪ي يَرْعَ الْغَنَمَ حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ اَنْ يَقَعَ ف۪يهِ. Bir koyun çobanı gibi. Koyun çobanı ne ölüyor? Bir kişinin tarlasının etrafında koyunlarını yayıyor. Sen bu tarlaya bu kadar koyunları yaklaştırırsan ne olur? Koyunun bir tanesi patiden girer içeriye o tarlaya. Halbuki yapman gereken ne? Ekili tarların uzağında koyunları şey yapman. İşte diyor ve inne li kulli malikin hima. Her kişinin, her padişahın, her insanın bir koruluğu var yani, çevrili alanı var yani. Oraya girilmemesi gerekir. Yasaklamış olan bir bölgesi var. Ve inne hima Allahi maharimu. Allahu Teala'nın o yasaklı bölgesi haramlarıdır yani.
ألا وإن في الجسد مضغة بقدد جسد بل أت parçası var. فإن صلحت صلح الجسد كله. Eğer o et parçası düzgün olursa bütün ceset düzgün olur. وإن فسدت فسد الجسد كله. Eğer o et parçası da düzgün olmazsa, bozuk olursa bütün ceset bozuk olur ki ela ve hiyel kalp diyor Peygamber Efendimiz. O da nedir diyor? Kalp diyor arkadaşlar. Nebi Musa el-Eş'ari radıyallahu anh, Ebu Musa el-Eş'ari demiş ki لِكُلِّ شَيْءٍ حَدًّا وَحُدُودُ الْاِسْلَامِ. Her şeyin bir sınırı var. İslam'ın çizgisi de, sınırı da vera, bir, tevazu, iki, şükür, üç ve sabır, dört. İslam'ın da diyor, temelleri, hudutları, sınırları bunlar yani. Bir kişi eğer فَالْوَرَعُ مَلَاكُ الْاُمُرُ vera sahibi olursa, yani şüpheli şeylerden kaçarsa, bütün işlerin temelini yerine koymuş olur. Allah'ım cümlemize nasip eyle arkadaşlar. وَالْتَوَادُعُ بَرَاءَةُ مِنَ الْكِبْرِ tevazu sahibi alçak gönüllü olursa, kibirden korunmuş olur. Kibir ne? Allah muhafaza eylesin. Kişiyi cehenneme sürükleyen şey ya. Adam ben diyor, ben üstünüm diyor yani. Allah muhafaza eylesin. والصبر صبر ise النجاة من النار cehennemden ne kurtuluş ya. Sabrettiği zaman yani insanın başına ne geliyorsa illa sabırsızlıktan geliyor. Adamın bir tanesi kendine bir laf söylüyor. O da onu kaldıramıyor. Gidiyor ne yapıyor? Sabredemeyince adamı öldürüyor. Ondan sonra hayatı bitiyor. Veyahut adamla dövüşüyorlar. Düşman sahibi oluyorlar. Yani. Sabır kişiyi ne yapıyor? Cehennemden koruyormuş. Ve şükrü el fevzu bil cenneti. Şükür ise cennete kurtuluş yoluyor. Cennete götüren yoluyor. Elhamdülillah deyip kişi her haline şükretmesi gerekir. İmam Semerkandî demiş ki arkadaşlar, konumuz vera ya. Alametul vera en yara aşret eşyâin feridatan ala nefsihi. Yani bir kişinin vera sahibi olduğu şu 10 yerde görünmesi gerekir. Yani 10 yerde dikkat etmesi gerekir. Birincisi, evveluha hıfzul lisan anil gıybet. Dilini gıybetten muhafaza etmesi gerekir. Vera sahibi olacaksa kişi. Çünkü Allah-u Teala ne diyor? وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا birbirinizin gıybetini yapmayın. Vera sahibi diyen kardeşim. İkincisi, الْاِجْتِنَامَ عَنْ سُوِزَّنْ suizandan yine sakınması gerekiyor. Ya bana göre şöyle diyordu, şöyle yapıcıydı, şunu diyordu, bunu diyordu. Suizandan sakınması gerekir ki, çünkü Allah-u Teala ne diyor? اِجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ فَاِنَّ بَعْدَ الظَّنِّ اِثْمُ zannın çoğundan sakının, çünkü zannın çoğu günahtır diyor Allah-u Teala. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de فَاِنَّهُ اَكْثَبُ الْحَد۪يثِ demiş. Yalanların en büyüğü yani. Zan yalanların en büyüğü. Üçüncüsü اَلْاِجْتِنَابُ عَنِ السُّخْرِيَّةِ insanları hor, hakir korumadan sakınacak ya. Rengi farklı olabilir, dili farklı olabilir, boyu farklı olabilir, yaratılışı farklı olabilir. Fakat insanların hiçbirini hor, hakir görmeyecek. Ne diyor Allah-u Teala? لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَى اَنْ يَكُونَ خَيْرًا مِنْهُ bir kavim, diğer bir kavmi. Yani Kürtler, Türkleri, Türkler, Kürtleri, Araplar, Acemleri neyi hor hakir görmez. Umulur ki Allah-u Teala onlar onlardan daha üstündür diyor. Dördüncüsü, غَضُّ الْبَصَرِ يَعْنِ الْمَحَارِمِ gözü haramlardan korumak. Çünkü Allah-u Teala ne diyor? وَلِّ الْمُؤْمِن۪ينَ يَغُدُّوا مِنْ اَبْصَرِينَ mümin erkeklere söyle, gözlerini harama bakmaktan muhafaza eylesin. Öğrenciler, dışarı çıktığınız zaman, sokağa çıktığınız zaman başınız yerde gitmeniz gerekir. Her önünüze gelene bakarsanız zekanız geriler gittikçe. Hemen çabucak unutursunuz ezberlediğinizi, hemen de zekanız gittikçe geriler yani. Bir sayfayı yarım saatte ezberleyeceğinizde 1,5 saatte ezberlersiniz. Çünkü göz harama baktıkça şeye, beyne sirayet eder. Haramdan gözünüzü koruyacaksınız ki ezberinizi daha çabuk yapabilirsiniz. Allah-u Teala öyle buyurmuş. Müminlere söyle gözlerini haramdan korusunlar.
Vel hamis, beşincisi sıdkıl lisan. Doğru sözde olması gerekiyor. Doğru söz söyleyecek. Nerede olursa olsun yani. Ağzından yalan çıkmayacak. Ve izâ kultum fâdilû. Allah-u Teala ne buyuruyor? Enam suresinde bir söz söylediğiniz zaman fâstıkû, yani doğru söz söyleyin. Açılınız, altıncısı en ya'rife ni'metallâhi alâ nefsihi likellâ ya'cive bi nefsihi. Allah-u Teala'nın kendisine vermiş olduğu nimetleri bilip onu Allah'tan bilecek yani. Ya ben çalıştım, ben kazandım, benimdi, babamdan kaldı, şöyle değil. Yani. Elhamdülillah, ya Rabbi sana çok şükür, sen bize hidayeti nasip etmişsin. İslam'ı nasip etmişsin. El vermişsin, ayak vermişsin, göz vermişsin diye insan ne yapacak? Allah-u Teala'nın verdiği nimetleri bilip kendinden bilmeyecek onları ya. Çünkü belillahu yemunna aleykum en hedakum diyor. Allah-u Teala bir lütfuyla size veren kim? Allah-u Teala. Sizi hidayet erdiren kim? Allah-u Teala. Es-sâbi'il yedincisi en yunfiqa mâlehu fil hakki ve lâ yunfiquhu fil bâtıl. Malını Allah için Allah yolunda, hak yolda feda edecek. Hak yolunda infak edecek. Batıl yolda değil ya. Vellezîne izâ enfaktum lem yusrifû ve lem yakturû. Yani Allah infak ettikleri zaman ne yapmazlar? Allah yolunda isyana emren infak etmezler yani. Allah için infak ederler. Allah yolunda infak ederler. Beşincisi اَلَّا يَطُلُبَ لِنَفْسِهِ الْعُلُوُ وَالْكِبْرِ. Bir şey yaptığı zaman kendisi bir makam, mevki, bir yer beklemeyecek. Allah için ne yaparsa Allah için yapacak. Getirsin diye Allah-u Teala harpteki savaş anındaki namazıyla tarif etmiş. Değer ki rahatlıkta borulukta namaz getirecek bir Müslüman. Altıncısı, onuncusu ise arkadaşlar el-istikamatu ala sünneti vel cemaat. Ehl-i sünnet vel cemaat üzerine istikamet sahip olmaya devam edecek. Dua edecek. Ya Rabbi beni sırat-ı müstakim yolundan ayırma diye. Ya Rabbi beni sadık toplumun içerisinde ayırma diye dua edecek Müslüman ya. O zaman Allah-u Teala o duası bir gün müstecab olur. Sadık toplumun içerisinden ayrılmaz. İstikamet üzerine sebat eder ya. Çünkü Allah-u Teala ne diyor? وَاَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُهُ. İşte bu benim dost doğru yolum, buna tabi olun ya. وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّغَ بِكُمْ. Başka yollara tabi olmayın. Veranın alameti 17'ymiş arkadaşlar, ona göre. Ve kâle Muhammed ibn Ka'b el-Garazi selâsu hisâlin inistata'ta en lâ tetruke şey'en minhâ ebeden fef'a. Demiş ki mübarek Muhammed ibn Ka'b el-Garazi, şu üç şeye ömrün boyunca gücün yetiyorsa devam etmeye gayret et, hiç terk etme demiş ya. Fefal yap demiş. Birincisi la tubgina ala ahad. Hiçbir kimseye zulüm etme ya. Varsın sana zulüm etsinler, senin alacağın olsun ya. Ama verecekli olmaya. İnne ma bagyukum ala enfusikum. Çünkü Allahu Teala ne diyor? Siz kendin ne yaparsanız kendi nefsine yapıyorsunuz ya.
Zulüm etsen kendi kendine etmiş olur. Beddua etsen kendi kendine beddua etmiş olur. İkincisi, وَلَا تَمْكُرَنَّ عَلَى أَحَدٍ مَكْرًا. Hiçbir kimseye hile, tuzak kurmaya. Ne diyor Allah-u Teala? وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ سَيُّ اِلَّا بِهَالِ. Tuzak sahibi ne yapar? Ancak kurmuş oldu, tuzağa kendisi düşer. Hiçbir kimseye tuzak kurma. Allah herkesin bir takdirini yazmış. Sen o takdire teslim ol git ya. Üçüncüsü ise وَلَا تَنْكُثَنَّ اَحْدًا اَبَدًا. Vermiş olduğun ahde de sözde de hiçbir zaman dönmeye. Söz verdin, o sözünü yerine getiriyor. فَمَنْ نَكَثَ فَاِنَّمَا يَنْكُثَ عَلَى نَفْسِ. Yani kim ahdini bozarsa ne yapar? Kendi kendine bozmuş olur ya. Vermiş oldun diyor. Bu üç şeyden hiçbir zaman gücün yettiği kadar eline yap, devam et ya. Kimseye zulüm etme, kimseye tuzak kurma ve vermiş olduğun ahden de hiçbir zaman dönme demiş mübarek. وَرُوْيَ عَنْ اُمَرْ اِبْنِ الْخَطَّابِ radıyallahu teala anhu ennehu utiye bi zeytin min eşşam. Hazreti Ömer Efendimiz zamanında Şam'dan zeytin yağları gönderilmiş arkadaşlar. Ve kana zeytu fil cifan yani fil qassa ve Ömer yuqassimuhu beyne'n nas bil aqta. O da tenikelerde, kuvalardaymış. Hazreti Ömer Efendimiz de bunu kuvalardan alıyor, her önüne gelenen bardakla taksim ediyor. Önüne gelen şeylere halka veriyor insanlara. Ve indehu ibnin lehu şa'rani. Hazreti Ömer Efendimiz'in yanında da çocuklarından biri varmış ki mübarek saçı da uzunmuş ya. Fekullemâ efregat cefne mesaha bakiyyetuha bir asihin. Her diyor tenike boşaldığında Hazreti Ömer Efendimiz bitiriyor o tenikeyi veya kuvayı. Dibinde, hani dibi kalır ya çok nadir, o mübarek oğlu da elinden alırmış o kuvanın dibinde kalanın saçını yağlarmış ya. فَقَالَ لَهُمَا Hazreti Ömer Efendimiz diyor ki radıyallahu teala anhu اَرَى شَعْرَكَ شَد۪يدُ الرَّغْوَةِ عَلَى زَيْتِ الْمُسْلِم۪ينَ. Ben görüyorum ki diyor, senin saçın Müslümanların malına ne kadar rağbet ediyor diyor. Ne kadar rağbetliymiş Müslümanların malına. ثم اخذ بيده sonra Hazreti Ömer Efendimiz o çocuğu alıyor. فانطلق الى الحجام فحرق شعره وقال هذا اهون عليك. Çocuğu alıyor, götürüyor. Saçını berberde kestiriyor. Diyor ki bu diyor sana dünyadaki en hafif cezayı. Öbür taraftaki cezan daha çok diyor. Nasıl orada Müslümanların malının dibinde kalmış halbuki ya. Nasıl olur da Müslümanların malını öyle kullanırsın ya? İmam Semerkandî demiş ki arkadaşlar, veran el-vera'ul halis. Bir insan ihlaslı bir şekilde, halis bir şekilde vera sahibi olmak istiyorsa, bir en yekuffe basarahu anil haram, gözlerini haramdan koruması gerekir. İkincisi ve yekuffe lisanehu anil kezbi vel gıybeti, dilini gıybetten ve yalandan koruması gerekir. Ve yekuffe cemi'a a'daihi ve cemi'a hava cevarihi mine anil haram. Ve Allah'ın kendisine vermiş olduğu bütün azaları haramlardan koruması gerekir. Çok basit değil mi arkadaşlar? Üç şey yani. Gözünü koruyacak, dilini koruyacak, ondan sonra ne yapacak? Allah'ın kendisine vermiş olduğu diğer haramlardan sakınacak. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor arkadaşlar? Tekabbelu li sitten etekabbelu lekumul cenne. Altı şeyin bana garantisini verin. Ben de size cennetin garantisini vereyim. İza haddestum fela tekzibu. Konuştuğumuz zaman yalan söylemeyin. Doğru sözlü olun. Bir. Ve iza vaattum fela tuhlifu. Vaat verdiğiniz zaman vermiş olduğunuz vaatten dönmeyin. وَإِذَا اُمِنْتُمْ فَلَا تَخُونُوا. Size bir emanet verildiği zaman ne yapın? O emanete hıyanet etmeyin. وَغُدُّوا أَبْصَارَكُمْ. Gözlerinizi haramdan koruyun. وَحْفَظُوا فُرُوجَكُمْ. Allah'ın size vermiş olduğu uzuvları, erkekseniz erkeklik uzvunu, kadınsa kadınlık uzvunu, Allah'ın yasaklamış olduğu haramdan
muhafaza edin yani. Ancak nikahınızla, helal nikahla yaklaşın. Ve kuffu eydiyekum ve erculekum anil harami. Ellerinizi ve ayaklarınızı haramdan koruyun. Tedhulu cennete Rabbikum. Böylece Rabbinizin cennetine girmiş olursunuz diyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. 6 tane şeyi garantisini verirseniz ben de size ne yaparım? Cennetin garantisini veririm diyor. Dünyalık bir adam bize böyle şey 6 tane şeyin garantisini verse o depe takla atarık ya. Ama asıl yurt olan cennet yurdunu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bize garantörlüğünü veriyor da biz bazı zaman ne yapıyoruz? Yine de günah işliyoruz ya. Allah'ım cümlemizi muhafaza eyleye arkadaşlar. Bu duyduklarımızla, bildiklerimizle en ihlaslı bir şekilde amel ederek vera sahibi olan kullarından eyleye inşallah. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Cümle geçmişlerimizin ruhu için, İmam-ı Semerkandî'nin ruhu için, Ümmet-i Muhammed'in birliği ve beraberliği için, devletimizin ve milletimizin selameti için, ordumuzun muzafferiyeti için, bizden hastalıkları ve hastaları için dua isteyen kardeşlerimizin hastalıklarının ve hastalarının şifa bulması niyetiyle El-Fatiha-tu ma'as-salavat.